Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Ahmet. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlere Nokia 3310'un yeni halini tanıtacağım. Bu arada arkadaşlar ciddiyim, hani şaka falan değil. 3310 Android'li olarak geri dönüyormuş. Öncelikle bir videosunu izletmek istiyorum sizlere. Videomu like'lamayı, abonem değilseniz abone olmayı, kanalımda yeniyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Bu arada dünkü videom bir günde 600 izlendi. Çok güzel bir duygu oldu yani benim için. Bundan sonra da her videom böyle olursa günlük video çekeceğim. Onu da söyleyeyim baştan. Öncelikle olarak arkadaşlar ben bunun videosunu bir izleteceğim sizlere Nokia'nın. Şuradan sayfa yenileyim. Videonun genel olarak Paris ama sonundaki bitişi Muş olmuş videonun. Görürsünüz zaten, izleteceğim şimdi. Kamerası falan da var gördüğünüz gibi, yani güzele benziyor ama ne olacak ne bitecek çıkmadan bilemeyiz yani. Özellikleri falan daha tam olarak verilmemiş yani, sızdırılmamış piyasaya. Bitişi çok güzel, şimdi bak. Abi duygulandım be. Yılan oyunu falan vardı bunda. Bak yeni şekilde böyle olacakmış. Resimde gördüğünüz gibi olacakmış. Kamerası falan olacakmış. Android olarak çıkacakmış. Nokia Windows Phone, yani nasıl söylesem Windows altyapısı kullanıyordu telefonunda. Ondan sonra zaten hani Android ve iOS çıkınca batışa geçti. Android çıkarırsa güzel olur aslında. Nokia sağlam telefon. Bir de 3310 yani. Panzer gibi telefon. Düştüğü yeri kırıyor ama kendisine bir şey olmuyor telefonun. Bu arada ne diyorlar bakın. Nokia 3310'a ait olduğu iddia edilen görüntü internette yer buldu diyor. Bu Nokia 3310'un yani yeni hali olacakmış, iddia ediliyormuş olması. Doğruluğu henüz kanıtlanmamış ama böyle olacağı bekleniyormuş. Bu arada fiyatının da 750 ila 150 dolar arasında olması bekleniyormuş. Dolara 3,5 lira desek 450 liradan falan mı çıkacak? 150 dolar desek yok. 600 liraya falan mı geliyor? Ya işte benim matematiğim ortada. Siz doları 3,5, 3 lira 60 kuruştan falan hesaplayın. 150 dolardan hesaplayalım hadi. Evet. Şimdi 150 dolardan hesaplasak x şöyle yapalım. 3,60, 540 lira geliyor. Tamam işte benim hesabım ya. 540 liradan falan satılacakmış yeni 3310. Ne zaman tanıtılacak diyor. Yakın zamanda çıkar mı ki acaba? Mobil Dünya Kongresi isimli teknoloji fuarında kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor diyor. Mobil Dünya Kongresi isimli teknoloji fuarında yayınlanması, yani tanıtılması bekleniyormuş. 27 Şubat tarihinde, bugün 20'si, bir hafta sonra. Şimdi 27 Şubat'ta şey açılacakmış, fuar açılacakmış. 2 Mart'ta sona erecekmiş fuar. Bir hafta da o sürse işte, bir hafta sürüyor herhalde. 4 gün falan. Yani bir hafta boyunca tanıtılacakmış telefon. 3310'un yeni üretimi bulunmamasına rağmen ABD'de halen Amazon kullanıcılar tarafından satılabildiği görülüyor. Cidden yani ben de fark ettim bunu. Amazon sitesinde 3310 satılıyor. Bizim burada telefoncularda falan da var. Sizin oralarda var mı bilemiyorum. Abi şu oyunu görünce var ya, duygulanmamak elde değil ya. En güvenilir ve en dayanıklı telefon olarak düşünülen Nokia 3310 milyonlarca kullanıcının da gönlünde yer etti diyor. Ciddi ciddi yani, hani Android'li olursa bu telefon tutar. Satın alınır yani. Bayağı kişi alır. Türkiye'den sırf nostalji olsun diye alacak çok kişi var bu telefonu. Finlandiyalı teknoloji markası Nokia uzun süre mobil telefon piyasasını domine etmesine rağmen akıllı telefon dünyasına ayak uydurmakta zorlanmış ve Microsoft'a satılmış diyor. Microsoft'a satıldığı zaman da zaten şey oldu. Windows Phone olarak çıktı hani altyapısı. O yüzden de fazla tutulmadı bu telefonlar. Burada da zaten diğer telefonlarını gösteriyor Nokia'nın. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada bu videoda 600 izlenme falan alırsa cidden sevinirim. Videomu beğendiyseniz like'lamayı, kanalımda yeniyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu paylaşırsanız da bu garibanı sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Vazgeçemem asla hiç. Savaşmaktan korkmuyorum. Çünkü içimdeki öfke sonsuz. Bu yüzden çığlık atacağım dostum. Bu kuralları kim koyarsa koysun. Hepsini bozacağım. Andım olsun. Karşımdaki kim olursa olsun. Yağmur yağsın. Fırtına kopsun. Olur da yeniden kayarsa ayağım. Kalkıp koşacağım. Andım olsun. Bazen anlam veremiyor. Hiç bu kadar baş dönmesin. Ve ben de başım gibi dönmek istiyorum. Tam 5 yıl öncesini. Çünkü yıllar çok hızlıydı. Ve ben o zamanlar çok hırslıydım. Ama üstüme fazla geldiler. Ve de bu bok beni çok kızdırdı. Yani sataşmaktan korkmuyorum. Dizlerimin üstüne çöktüm, ellerim açık. Tanrı'ya dua ediyorum, bu benim en derin acım. Kendime güveniyorum çünkü benim en delikatım. Andıştım başarmaya, yolumdaki her engeli aşıp. Şimdi en geri kaçın çünkü önüme çıkanı yıkacağım. Evet. Bu siktimin mikrofonunu tutacağım, sıkacağım ve bırakmayacağım. Önüme her ne bok çıkarsa çıkacak. Bu demirleri kıracağım ve bu kafesten çıkacağım. Çünkü bu bok benim sahip olduğum tüm...